LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, 3 ayda 10.000'in üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhaba arkadaşlar. Tonguç Kap'ta 3. sezon hız kesmeden ve tüm enerjisiyle devam ediyor. Bugün Osman Hocam'la beraber sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Evet hocam, nasılsınız? Yani ben hiç olmadığım kadar iyiyim. Üçüncü sezona biliyorsunuz ki bomba gibi başladık. Galibiyet üstüne galibiyet. Evet. Tebrik etmek isterseniz ben buradayım hocam. Tabii ki hocam, tebrik ediyorum. Yani ilk sezonda ve ikinci sezonda bizim birinciliklerimiz olabilir galibiyetlerimiz. Evet. Altını çizmek isterim. Ama bu sezon gerçekten çok iyi gidiyorsunuz 3 haftadır. Evet, gerçekten çok güzel. Yani Bilge Baykuşlar burada elinden geleni yaptılar. Ben hepsine buradan bir kere daha şöyle bir selam göndermiş olayım. Evet, ben de Osman Hocam'ı, Bilge Baykuşlar'ı tebrik ediyorum. Tabii ki hızlı çıtalar olarak da bence bu hafta böyle bu videodan sonra biraz daha fazla çalışıp bir sonraki hafta tekrar birinciliği elde edebiliriz. Hocam bence yarış birlikte güzel. Yani Bilge Baykuşlar'ın bu kadar güzel olmasını sağlayan hızlı çıtalar. O yüzden ben hızlı çıtalardaki arkadaşlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve onların da böyle bizi geçmek için yarışları çok önemli. Asılalım biraz daha. Evet, kesinlikle. Bugün de aslında sorularımızı ben tahmin edebiliyorum, siz de tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet. Çünkü yazılı haftamız çok yaklaştı. 8. sınıflarımızda daha çok deneme çözdüğü bir dönemdeyiz aslında. Bugün onlarla alakalı stratejilerimiz olacak. O zaman ben ilk soru için heyecanlanıyorum. İlk sorumuz İrem 245 sormuş. Tonguç'a soruyorum. Deneme netlerimizi arttırmak için en etkili 3 yöntem nedir? Aslında sizin çok kısa bir zaman önce Instagram'da, zaten Tonguç Kalp Instagram'ında bir Reels'ınız var bununla alakalı, arkadaşlarımız belki izlemiş olabilir, izlememiş olabilir. Evet. Tekrarlayalım isterseniz. Evet, edelim. Çok güzel bir zaman diliminde çok güzel bir soru bu. Şimdi sevgili arkadaşlar, özellikle denemeyle ilgili her hafta en az bir kere denemeye giriyor olmamız lazım. Çünkü niye? LGS'ye zaten sayılı günler kaldı. Kendimizi bol bol deneyelim. Bunlar sarmal denemeler oluyor. Ne demek sarmal? Şu ana kadar öğrendiğimiz konuları içeren denemelerdir bunlar. Bu yüzden hemen konular bitsin de ben öyle denemeye gireyim, şu anda denemeye girmem uygun değil demiyoruz. Ne yapıyoruz? Bol bol denemelere giriyoruz. Haftada en az bir. Bunun yanında ben hocam haftada iki giriyorum olur mu? Tabii ki olur, sıkıntı yok. Şimdi sevgili arkadaşlar, yapmanız gereken bazı şeyler var. Denemeye girdik çıktık. Bazı arkadaşlar deneme kitapçıklarını alıp bir kenara koyuyorlar ve bir sonraki denemeye kadar, hatta sonsuza kadar o denemelerin kapakları tekrar açılmıyor. Hayır, tam olarak netlerimizi bu noktada artıracağız. Ne yapacağız? Deneme analizi. Hangi derslerden, hangi ünitelerden neler kaçırmışız, hangi soru tipleri ve nelerden olmuş, nelerden kaynaklanmış bu yanlışlar? Hepsine tek tek bakmamız gerekiyor. Şimdi bunun yanında haftalık programlarımız çok önemli. O denemede nerede yanlış yaptıysak oradaki konuları, yanlışlarımızı, boşlarımızı, bunlardan hareketle yeni bir programımızı oluşturuyoruz. Ve bir sonraki denemeye kadar eksiklerimizi çalışıyoruz. Hocam takdir edersiniz ki eksiklerimizin üzerine gitmek, evet, zaten sınavda istediğimiz puanları almamızı sağlıyor. Kesinlikle. Bir de hocam özellikle son zamanlarda öğrencilerden şunu da çok duyuyorum ben. Hani sessiz ortamda deneme çözmeye çok alıştıkları için herhangi bir ses direkt onları çok etkileyebiliyor ve bu deneme netlerine de yansıyabiliyor. Buradan ben de öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar tabii ki sessiz ortamda deneme çözmelisiniz. Bunu hep söylüyoruz. Ama dışarıdan gelecek sesleri de aşina olmamız şimdiden önemli. O yüzden böyle sıfır ses ortamı değil de belki arkadan bir televizyon sesi çok kısık bile olsa, hani bunlara şimdiden alışmalısınız. Çünkü gerçek sınavda belki de yanınızda hasta bir öğrenci olabilir, habire burnunu çekebilir, öksürebilir. Bunlar o dönemde sizi rahatsız etmemeli. Bununla alakalı hatta YouTube'da videolar da var. Tonguç Akademi'nin de YouTube'da videosu var. Gerçek zamanlı deneme çözümü diye. Hani sanki gerçekten bir deneme ortamındaymışsınız gibi böyle bir hafif sesler, kalem sesi, silgi sesi çıkararak bu denemeleri çözüyorsunuz. Bu da değişik bir öneri olsun. Hocam biz öğrencilerimize, özellikle birebir de birlikte çalıştığımız öğrencilere düğün salonunda ders çalışma, iş makinesinin yanında ders çalışma gibi, evet, etkinlikler yaptırıyoruz bu arada. Yani olabilir. Gerçekten bence bu bahsettiğimiz önemli bir konu. Gerçekten öğrenciler buna çok alışıyor. Evet. Bununla alakalı antrenman yapabilirler. O zaman ben ikinci soruyu ben size sorayım. Ne tabii, dersiniz? Olur. Zeynep sormuş. Zeynep Yalçın. Tonguç'a soruyorum etiketiyle paylaşmış. Demiş ki hocam LGS'ye 97 gün kaldı ve bu süreç içerisinde günde kaç soru çözmeliyiz demiş. Evet, birinci dönemin başına kaç soru çözmeliyiz? Ya şimdi burada en önemli kısım özellikle ikinci dönemde şu arkadaşlar, okuldan kaçta geliyorsunuz, dershaneden kaçta geliyorsunuz? Çünkü bazı arkadaşlarımıza örneğin biz diyoruz ki en az 180 soru gör ama akşam belki 7'de geliyor ve hani 7'den sonra bu kadar bu soru sayılarına ulaşmak biraz sizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden
yüzden en önemli şey zaman. Ama tabii ki şu an 200 soruları gören öğrencilerimiz için çok iyi şeyler olacak diyebilirim. Hani bu civarlarda gitsek bence güzel olabilir. Evet, katılıyorum. Özellikle yanlışlarımızı öğrenerek buralara gidersek çok güzel olur. Evet, yani aslında hedef biraz da kendimiziz. İlk başladığımız noktadan şu an neredeyiz, bu bizim için önemli. Hani direkt spesifik hocamız bu soru sayısını dedi, bunu yapalım gibi de değil. Biraz kendimizi değerlendirelim. Devam edelim. Şimdi Zeronix sormuş. Güzel bir at. Peki hocam, şu an bulunduğumuz aylarda veya ikinci dönem birinci yazılıya kadar ne yapmalıyım? Konu tekrarı mı, deneme çözmek mi, test çözmek mi, test kitaplarından şu an ne tercih edersiniz? Yine çok güzel sorulardan bir tanesi. Hocam, bu konuda bizim aslında söylediğimiz şey çok net. Evet. Yani bizler Tonguç Akademi ailesi olarak zaten sizlerin sonuna kadar yanındayız sevgili gençler. Bu yüzden hangi dönem, neyi, nasıl, ne kadar yapmanız gerekiyorsa biz zaten onu videolarımızda sizlerle buluşturuyoruz. Bu yüzden sizlere ilk tavsiyem özellikle bildirimlerinizi öyle güzel açın ki böyle yeni videolarımızdan hemen haberdar olun. Çünkü yazılı yaklaşık açtıkça da bizler yazılı videolarımızı sizlerle buluşturmuş olacağız ve sizler hazırlıklarınızı gerçekleştireceksiniz. Sevgili arkadaşlar, diğer yandan hatırlatmak istediğim şeylerden bir tanesi okulda derste çok iyi dinlemeniz. Çünkü okul derslerini eve geldikten sonra şöyle bir yarım saat 40 dakika boyunca tekrar yaptığınız zaman özellikle son konularda çok dinç hissedeceksiniz. Yazılı günleri yaklaştıkça özellikle böyle bir hafta kala 10 gün kala bizler tam olarak böyle hazırlanmanızı isteyeceğiz. İşte o zaman yükünüzün çok artmaması için şu anda derslerinizi çok iyi dinliyor olmanız inanılmaz önemli. Sizlere bu konuda güveniyorum. Siz de hocam aslında bahsettiniz. Biz onların her zaman yanındayız. Yazılı kampımız da yaklaşıyor. Buradan müjdesini ve tarihini de verelim. 18 Mart'ta arkadaşlar yazılı kampımız başlayacak. Aslında sizin sınavlarınızdan da hemen önce o şekilde kendinizi geliştirip bu yazılılara güzel bir şekilde başlayabilirsiniz. Yeni dönem, yeni yazılılar ve güzel notlar diyelim. Hocam, Hayrun Nisa'nın size güzel bir sorusu var. Dinleyelim bakalım. İzninizle ileteyim. Yazılılar yaklaşıyor, çok stres yapıyorum. Yeterli ve düzenli çalışmadığımı düşünüyorum demiş. Saat 12'ye kadar ders çalışıyorum. Ne yapmam lazım? İlk dönem yazılılarım çok düşük geldi. İkinci dönem aynısı olursa bu sefer hayallerim, hedeflerim hepsi kalacak diye endişe ediyorum demiş. Siz de bu noktada çoğu öneriyi verdiniz. Benim ilk takıldığım nokta gece 12'ye kadar ders çalışmak. Biraz bizim uykumuzdan da alayı olabilir yani sonraki gün çünkü öğrencimiz elbet erken kalkıp okula gidiyordur. Bu noktada biraz uykusuzluk yaşıyor olabilir. Önce bu saati biraz daha geriye çekmek için neler yapabiliriz? Tabii ki okuldan geliş saatiniz de bu noktada çok önemli ama ben bu kadar geç vakitlere kadar ders çalışmasını önermiyorum. İlk dönem evet istediğiniz sonuçları almamış olabilirsiniz arkadaşlar ama bu illaki ikinci dönemde aynı şey olacak diye bir şey yok. Çünkü siz şu an kendinizden, ilk dönemdeki halinizden farklısınız. Sömestr geçirdiniz. Daha çok çalıştınız. Birinci dönem eksiklerinizi elbet eminim ki kapamak için bazı çalışmalar yaptınız. Kesinlikle eğer bu dönemde de bir hafta öncesinde sınavlardan çalışmaya başlar, bizim yazılı kamplarımıza bakarsanız eminim güzel sonuçlar sizi bekliyor olacak. Bir de hocam ben Hayrun Nisa'ya bir tavsiye daha vermek isterim. Şimdi ders çalışmayan bir öğrenci değil, 12'ye kadar ders çalışıyor dersin başında. Buna rağmen birinci dönem yazılıları istemediği gibi gelmiş. Bu yüzden Hayrun Nisa belki ders çalışırken bazı noktalarda çok derin ve temel hatalar yapıyor olabilir. Bence bu konuda ne yapması lazım? Okul rehberlik biriminden bir destek almak şart. Hocamıza gideceğiz diyeceğiz ki ben böyle böyle çalışıyorum. Sizce doğru mu? 12'lere kadar dersin başındayım. İstediğim sonuçları alamıyorum. Sizce nerede tıkanıyor olabilirim? Mutlaka bu soru sorulmalı Hayrun Nisa. Umut Toprak 9123 sormuş. Oyun ve sosyal medya bağımlısıyım. Çok şaşırdık gerçekten bu duruma. Bundan nasıl kurtulabilirim? Kurtulursam da şimdi başlasam kazanır mıyım Tonguç? Evet. Tonguç'la gittim bu konuyu konuştum. Şimdi başlasa gerçekten kazanır mı derim Umut Toprak. Ve Tonguç'un cevabını şimdi arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum. Tonguç, Umut'un sınavı kazanıp kazanamayacağı ile ilgili. Umut, LGS 2024'ü tabii ki çalışırsa kazanabilir arkadaşlar. Bu konuda özellikle Umut'u şimdiden alkışlamış olalım. Çünkü sınav kazanılmayacak bir sınav değil, stratejileri olan bir sınav. Ve biz de bu stratejileri sizlerle buluşturmak üzere varız. Doğru muyum hocam? Doğrudur. Şimdi o yüzden ne yapacağız? Bizler şu andan itibaren eskiden yaptıklarımızı yapmadan yolumuza devam edersek sınav başarısıyla ilgili o kapıyı da sonuna kadar aralamış oluruz. Bu da bizim için çok güzel olur. Ama temel problemlerimiz var. Nedir o? Telefon ve bilgisayar. Arkadaşlar, bu konuyla alakalı bizler çok dertliyiz. Ekran sürelerinizin inanılmaz azalması lazım. Mesela bu konuda Çağla Hoca'yı örnek alabilirsiniz. Ben değilim bence hocam o kişi değil. Hocam o zaman hemen bir test yapalım ne dersiniz? Korkuyorum. Birlikte son haftamızın ortalama ekran sürelerine bakacağız. Tamam. Ve bunu da arkadaşlarımızla paylaşacağız. Tamam, çok çıkmazsa son paylaşalım. Son bir hafta. Bence. Evet son bir hafta. Nereden bakıyorduk? Bence ikişer saat az söyleyelim. Geçen haftanın ikinci söyleyelim. Aa
Benimkini tam göster. Günlük ortalama. Ben söyleyeyim o zaman. Evet. 9 saat 14 dakika. Hocam o zaman ben göğsümü gere gere söyleyebilirim. Tabii sizin işiniz, bu arada onu da arkadaşlara hatırlatmış oldum. Yani siz aslına bakarsanız içerik üretiyorsunuz. Evet. Ve bu konuyla alakalı olarak öğrencileriniz var, sürekli görüşme tabii halindesiniz. Öğrencilerle de görüşüyoruz. Yani benim çoğu tabii ki telefonda geçiyor. Bir de sanıyorum telefon şeyi de algılıyor. Bilgisayar ve tableti de birleştirdiği için hepsi aynı marka olunca bunu da ekliyor olabilir. Ben geçtiğimiz haftalarda da bunu çokça vurguladım. Ben zaten burada örnek alınacak biri değilim. Evet. Ve ben gerçekten çok uğraşıyorum. Şimdi Çağla Hocam bir dakika, şimdi şurayı düzeltelim. Örnek alacak biri tabii ki değilsiniz ama yani resmen uyandığınız andan itibaren sadece telefonla yaşamışsınız. Evet, yani ilk su içerim hemen sonra telefona bakarım. Yani ben de su içmeden önce bakıyorum aslına bakarsanız ama yine de 9'u göremedim yani. Şimdi sevgili Umut'cum, bizim işimiz aslına bakarsan tam olarak bunlarla ilgilenmek olduğu için bu ekran süreleriyle mücadele ediyoruz. Ama biz de kendi özellikle özel hayatımıza çok fazla vakit ayırmak için olabildiğince bu noktada teknolojik aletlerden uzak duruyoruz. Niye? Çünkü özel hayata da ihtiyacımız olduğu için. Ve sizler de şimdi öğrencisiniz ve en büyük sorumluluğunuz tabii ki ders çalışmak. Bak şu andan itibaren başlasam kazanır mıyım cümlesini, sorusunu da sizlerden aldık. Arkadaşlar bakın, ekran sürelerimiz çok çok aza inmek durumunda. Ben birçok öğrencimizin bizden çok daha fazla ekran süresine sahip olduğunu biliyorum hocam. Evet, sonuçta biz sınava hazırlanmıyoruz arkadaşlar. Sınava hazırlansaydık eminim ki bunları zaten daha düşük olurdu. Çünkü siz de aslında bunun farkındasınız eminim bu noktada. Hani ben oyun oynuyorum, oyun oynadığım için ders çalışamıyorum. Bunun farkında olmak da güzel. Bunun için lütfen adım atalım. Yapabilirsiniz. Öyle hani LGS'ye 97 gün kaldı, 96 gün kaldı, az mı kaldı gibi düşünmeyin. Her şey yoluna girer. Bu açıdan bakalım. Hocam mesela ben bu konuda sizin iyi bir örnek olduğunuzu düşünüyorum. Siz sınavda iyi bir derece yaparak aslına evet, bakarsanız sınavı kazandınız. Ve sınav yılında da teknolojik kullanımımızın nasıl olduğu ile alakalı da birkaç bir şey söyleyebilirsiniz bize. Ki aslında huy değişmez. O zaman da ben sosyal medyayı ve telefonu gerçekten çok seviyordum. Ama sınav döneminde olduğum zaman içerisinde dediğiniz gibi o an ders çalışmam gerekiyorsa, programım o şekildeyse telefonu tabii ki bakmıyordum. Telefonu başka bir odaya koyuyordum, interneti kapatıyordum ki bildirim gelmesin diye. Ama şunu da çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten bunu ödül olarak düşünüp dersin bittiğinde, derse hakkıyla yaptığımda telefonla oynuyordum. Tamamen telefonu hayatımdan çıkarmadım. Bu bana motivasyon da sağlıyordu. Hocam şimdi sizin bu söylediklerinizi birçok öğrenci biliyor ve farkında ama harekete geçemiyor, yani yapamıyor. Onlara ne tavsiye edersiniz? Burada başlangıç bence kesinlikle program. Özellikle çünkü programı olmayan öğrencilerde daha bir kaybolmuşluk görüyoruz. Eve geldiğinde ben şimdi ne yapacağım? Hani şu kitabımı yapayım, bu kitabımı, bir baktım tablette video izliyorum. O video almış, sonra başka oyun videosu olmuş, ders videosu diye başlayıp. O yüzden önce program, sonra da eğer kendileri bunu yapamıyorsa olabilir, çok normal. Ailesinden destek isteyebilir. Yani ben telefonu anneme veriyorum, babama veriyorum. Dersin bittiğinde gerçekten ben hedeflediğim soru sayısına ulaştığında bu telefonu bana ya da bu oyunu bana verin. Anladım. Bu şekilde ilerleyebilirler. Çağla Hocam o zaman son bir sorumuzla arkadaşlarımıza veda edelim. Önemli bir soru, en sona sakladık. Hazır olun, geliyor. Hadi bakalım. Evet, Bünyamin sormuş. Diyor ki hocam benim birinci dönemde konu eksiklerim var da bunun için bir öneri ya da birinci dönemde konu eksikleri olanlar için bir video, bir tavsiyeniz var mı demiş. Birinci dönemde konu eksiği olan evet öğrencimiz var. Hepsi sömestrede bunu tamamlayamamış olabilir. Ben güzel haberi vereyim o zaman burada öneriden ziyade. 4 ve 8 Mart arası bizim zaten YouTube kanalımızda arkadaşlar. Türkçe ve matematikte, çünkü özellikle bu iki derste çok eksiğimiz var. Hızlanma kampımız olacak. Bunları izleyip, buradaki videoları izleyip birinci dönem tekrarınızı güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, çok teşekkür ederiz bilgilendirmeniz için. Teşekkürler hocam, size de. Arkadaşlara da teşekkür edelim bizi buraya kadar takip ettikleri için. Yorumlarınızı okuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki hafta kazanan kim olacak ve hangi takımdansınız? Aşağıya yazarsanız seviniriz. Kendinize görüşürüz, iyi bakın. Hoşça kalın.